Ünlü oyuncu Akasya Asatürkmen, sevgilisi Serdar Özerman'la dünya evine girdi. Yılın en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Gelin çiçeğini ise bakın hangi ünlü şarkıcı kaptı. Evet. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, 2 yıllık sevgilisi Serdar Özerman'la dünya evine girdi. Düğüne hangi ünlü isimler şıklıklarıyla damga vurdu? Aşk buyurmuş gelmiş yani, 2 günlük dünya fani, bu zaten sonra abi, benim olan gitmez benden. Gelin ayakkabısının altından kimlerin adı silindi, kimler veliliğe yeşil ışık yaktı. Bunlar çok evlenmesi gereken arkadaşlar. Son yılların en eğlenceli düğününe tanıklık etmek için ahır kapıdayız. Akasya Asıltürkmen ve Serdar Özerman ana yemeğin kokoreç olduğu yarı sokak düğününde bir düğün organize etmiş. Evet. Düşmanların çatlasın, eski aşklar kıskansın. Burnunda gelin Akasya Asıltürkmen tüm konuklarını kapıda karşıladı. Artık bebek kendini iyice belli etmeye başlamıştı. Ne yaptınız? Ay ne kadar iyi yapmışsın. Keşke beni de görseydin. Arkadaşım ne zor şeymiş bu evlenme. Gittin mi? Yok. Akasya Asıltürkmen ve Serdar Özerman'ın hayatını birleştirdiği geceye hanımlar şıklıklarıyla damga vurdu. Çok heyecanlandım bugün. Yani enteresan bir gündü. Çok mutluyum. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bundan sonra hayatımız hep böyle neşeli günlerle geçsin istiyorum. Hepimizin en fazla dilediği şey bu. Ünlü şarkıcı Göksel, tek askılı, üstü simli, dizüstü elbisesi ve karamel rengi stilettolarıyla göz kamaştırıcıydı. Düğünün en şık isimlerinden biri de No 309'un Nilüfer'i Fatma Toptaş'tı. Üstü çiçek desenli, kırmızı anvelop elbisesi ve taş işlemeli altın sarısı sandaletleriyle rahat bir şıklık yakalamış. Farkındaysanız içeriden hem müzik sesi hem de eğlenenlerin sesi geliyor. Bakalım düğünde neler oluyor? Akasya Asıltürkmen'in karnı burnunda ama hanımefendi pistte halay çekiyor. Biraz da gelin hanımın gelinliğini mercek altına alalım değil mi? Yakasında bir altınla çıktı Akasya Asıltürkmen. Tek omuzlu sade gelinliği çok şıktı. Straplez kesim üzerine tüllerle şekil verilmişti. Sırt kısmı korse biçimindeki gelinliğin, etekleri uçuş uçuştu. Tabii bu seçimde hamileliğin de etkisi büyük olmuş, çok belli. 250 kişiyi öpmüş, ayakları şişmiş. Maşallah. Gelin detayı aldı. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Mehtap Yılmaz elleriyle dikti. Şifon ipekten yaptı. Bütün detaylarıyla uğraştı. Ve aslında düğünümüz bir ay önceydi ya. Arkasında ona göre özel ipli yaptı. Çünkü o gelinliğe oranla bir 5 kilo daha aldım. Ne yapayım hamileyim kardeşim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Damat Serdar Özerman, Akasya Asıltürkmen'e göre daha çok heyecanlıydı. İlerleyen hamilelik nedeniyle ünlü oyuncu kenarda oturmuş, tüm organizasyonu damat beye emanet etmişti. Ben sözü hanımefendiye bırakıyorum. Yani bütün organizasyonu yaptığı için, çünkü benim durumum malum,
çok yorgun, cidden yorgun. Normalde bu tür şeyleri kadınlar yapar ama davetiyeden işte panolara kadar, masadaki bütün detaylara kadar o uğraştı. Masa düzeni, kim nerede oturacak, yani bütün bunları tek başına yaptığı için öncelikle sevgili eşime, artık eşim olur. Eşime, kocama çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle, olabildiğince hanımdan esinlendim. Ailesinden ve benim ailemden nasıl tepkiler gelebilir diye düşündüm. Önce dedik ki bunları tamam biz kendimiz bir topu göğüsle yumuşatalım. Ondan sonra pası atalım. O yüzden biz peşinden söyledik. Bunlar olacak, bunlar konuşulacak. Herkes hazırlıklı gelsin. Öyle çıktı yani. Bir yandan düğün telaşı yaşayan Akasya Asıl Türkmen. Bir yandan da kızı Pera'yı kucağına almak için gün sayan Akasya. Hal böyle olunca heyecan ikiye katlandı. Ne kadar kaldı? Şu an bugün, tam bugün 7 ay oldu. 8, 9, 9 ay 10 gün. İşte 2 ay 10 gün. Ancak böyle hesap yapabilirim. Parmak hesabı yapıyorum şu anda, durumumu anlayın. İnanın. Daha önce düğünlerini bir kez ertelemek zorunda kalmıştı ünlü çift. Bu nedenle işleri tersine çevirip düğünden önce balayına gitmişler. Buradan nereye? Balayına biz önden çıktık. Biliyorsunuz daha öncesinde bir erteleme durumu olmuştu ve balayına biz çıktık. O yüzden yarın dinleniyoruz. Sonra hem ben işbaşı hem de o Akasyana'ya devam. Ben de evet çekimlere devam ediyorum. Akasyana'yı çekmeye devam ediyorum. Her çift için düğünleri özeldir ama Akasya Asıl Türkmen için durum biraz daha farklı. Biz de bir sene önce, hatta 1,5 sene önce nişanlandık ama orada mı evlenelim, burada mı evlenelim, şurada mı evlenelim falan derken Pera sürpriz yaptı. Ve tabii ki benim aslında bir nevi, ay ne güzel olur dediğim bir çeşit, bir sürü insanın hayali olan bir şey gerçekleşti. Kızım da düğüne dahil oldu. O yüzden çok 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 mutluyuz. Yani bana şans getirdiğini düşünüyorum kendisinin. Bu kanalımdan da zaten paylaşıyorum. Biz oradan düğünü de paylaşacağız. Biliyorsunuz artık insanlar kendi kendine bir kanal gibiler. O yüzden sizinle rekabet içeriz. Ama sizi daha iyi anlıyorum. Ama artık sizi daha iyi anlıyorum. Artık böyle lütfen falan yapmıyorum. Yani direkt merhaba falan. Gelin ayakkabısının altı ünlü isimlerle doluydu. Ama gecenin sonunda birçoğunun ismi silinmiş. Yani yeni düğünler kapıda. Çiçeği kim yakaladı, çiçeği? Çiçeği Gökçe Saracoğlu diye bir arkadaşım var. Çok güzel bir kız. O ve Mabel yakaladı. İkisinin arasında dağıl. Peki ayakkabılarda isim var mı? Var var, herkes ilgi silindi. Bakayım. Silinmiş mi? Silindiyse evlenecek. Ay dur bakayım. Yarım var. Göksel silinmiş. Öyle mi? Evet, Göksel silinmiş. Bakayım. Sonra oyuncu Fatma Toptaş silindi. Sonra Deniz Özerman silindi. Bunlar çok evlenmesi gereken arkadaşlar lütfen. Çok evlenmesi. Ondan sonra bakayım başka kim var? Emel Çölgeçen var, o silindi. Ya önümüzdeki sene bol bol düğüne coşacaksın. Düğün olacak, belli olacak. Efendim nikah hazırlıkları ile ilgili konuşsak. Nikah şahitleriniz kimdi acaba? Benimki halamın eşiydi, ressam, enişte abim, enişte abi derim ben ona, çok saygı duydum. Mustafa Delioğlu'ydu. Benim de çok uzun zamandan beri arkadaşım olan, iş arkadaşım olan ve aynı zamanda bir dönem ev arkadaşım da olan Cem isimli bir arkadaşımdı. Düğünün en şanslı davetlisiyleyiz şimdi de. Mabel Matiz gelin çiçeğini kaptı, evliliğe göz kırptı. Yani ben tuttum da sonra böyle ucundan başkaları da tuttu. Bir kısmı da bir hanımefendi yakaladı. Evet. Ama yapacağım. İlk ben tuttum. İlk tutan bence kazanır. Evet. İlk tutan önemli. Evet, bence de. Var mı yakınlarda bir evlilik evlilik? Yani yok ama bilmiyorum. Çiçek belki bir şans getirir. Kısmet. Yani. Tabii kısmet bu. Belli olmaz nereden geleceği. Neler söyleyeceksiniz genç çift hakkında? Neler söyleyeceksiniz? Dedim ya, çok sevdiğim iki şahane arkadaşım. Çok mutluyuz yani. Çok da eğlendik. İçerisi şahane. Umuyorum mutlulukları daim olur. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için çok sağ olun. Sağ olun.